Evet, gündemle devam ediyoruz. Sayın seyirciler, 450 kadın satıcı kendi el emeğiyle ortaya koydukları ürünler, sattıkları ürünlerle evini bile geçindiren girişimci kadınlar. Şimdi sizleri Başakşehir'e, İstanbul'un en farklı pazarlarından birine götürüyoruz. Gündemde Tayfun Öcal'ın izlenimleriyle Hanım Eli Pazarı geliyor ekranlara. TRT Haber'de bugüne kadar birçok pazarı gündeme aldık. İçlerinde organik pazar vardı, antika pazarı vardı, köylü pazarı vardı. İşte İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yine bu pazarlardan birindeyiz. Bu biraz daha farklı. Şu anda hem görüntüye yansıyanlardan anlayacaksınız hem de içeriğinden, adından anlayacaksınız. Adı Hanım Eli Pazarı. Çünkü buradaki bütün tezgahların başında bayanlar var. Başakşehir'de oturan bayanlar kendi el emeği ürünlerini açtıkları tezgahlarda satışa sunuyorlar. Yine kendileri gibi Başakşehir halkına, tezgahların önünde de arkasında da genellikle bayanlar oluyor. Biz de bugün o pazara konuk olduk. Pazarı birlikte gezeceğiz ve tanıyacağız. Ben ilk yanımdaki tezgah, çiğ köfte tezgahı merak ettim. Sizden başlayacağım. Kolay gelsin öncelikle. Hoş geldiniz. Siz ev hanımı mıydınız? Evet, ev hanımıyım. Peki nereden icap etti çiğ köfteleri yapıp getirip böyle pazarda satmak? Bizim başkanımız bize böyle bir şans verdiği için biz de elhamdülillah elimizden geliyordu. Değerlendirmeye için buraya getirdik. Elhamdülillah. Güzel. Nasıl gidiyor satışlar? Allah razı olsun başkanımız da. İyi elhamdülillah. Başakşehir halkını bekliyoruz inşallah. Davet ediyoruz buraya. Siz şimdi burada oturuyordunuz. Evet. Buradaki evlerden birinde oturuyorsunuz. Evet. Kalabalık bir yer burası zaten. Evet. Sonra bunu duydunuz. Evet. Nasıl karar verdiniz? Evde oturup eşinizle mi karar verdiniz? Evet. Eşimle birlikte karar verdik. Başkanımız konuşurken biz buraya pazara gelmiştik o zaman. Başkanımızın konuşmasını duyunca bize de cazip geldi. Allah razı olsun. Çok güzel bir şans verdi bize. Eşim de ikimiz beraber konuştuk, karar verdik. Geldik buraya. Elhamdülillah iyi gidiyor çok şükür. Hiç bugüne kadar para kazandığınız başka bir iş yapmış mıydınız buradan önce? Yok. İlk defa. İlk defa burada pazar, evet. Para kazandınız. Nasıl bir şeymiş? Çok güzel bir şey. Kendin yapıp kendin kazanma çok güzel. Çok güzel bir duygu. Devam edecek misiniz bu işi profesyonelleştirecek? İnşallah, inşallah sonuna kadar. Peki o zaman size kolay gelsin. Biz pazardaki turumuza yavaş yavaş devam edelim. Şimdi bu pazarda sadece yiyecekler yok. Tekstil ürünleri var yine kadınları el emeği olan. Çünkü en büyük şart burada bütün kadınlar tezgahlarda yalnızca kendi el emeği olan ürünleri satıyorlar. Şimdi Sayın Belediye Başkanı siz de buradasınız. Bu pazarın oluşumundaki yani daha doğrusu en büyük katkı sizin zaten. Evet. Sizin pazarınız burası. Nereden çıktı böyle bir şey yapmak? Uzun süren bir proje miydi? Ne zaman başladı? Şimdi tabii aslında pazar yapıldıktan sonra daha aktif halde nasıl kullanılabilir oradan çıktı. Bu pazarımız malum yani bir yıl oldu yapılalı. Haftanın iki günü kullanıyoruz. Haftanın başka günlerinde de bu pazarımızı belediyemizin bazı etkinliklerinde kullanıyoruz. Öyle olunca şimdi burada bazı ev hanımları geldi, dedi ki ya başkanım biz çok güzel börek açıyoruz. Burada işte bizim hemen bu yan tarafta vadimiz var. Oralarda satabilir miyiz? Biz işte şu marifetlerimiz var, şu güzel şeyleri yapıyoruz. Şuralarda satabilir miyiz? Baktık ki bir kısmı bunun ihtiyaçtan, bir kısmı da evde bir şeyler yapmak istiyor. Yani bir şekilde becerilerini ortaya koymak istiyor. Ne gerek var dediniz vadiye, oraya buraya gelin. Oraya tabii. Bir de hepsini bir arada tutalım. Hepsini bir arada tuttuğumuz zaman bu bölgenin de bu şekilde bir pazar oluşur. Önce böyle kendilerine bir bahsettik. Çok güzel olur dediler. Daha sonra müracaatlar aldık. Çok fazla sayıda müracaatlar oldu. Tabii o müracaatların içerisinden biz kendilerinden örnek ne yapacağını soruyoruz. Diyor ki ben gözleme yapacağım. Önce örnek olarak bir yap getir. Bir deneyelim. Burada bir deniyorsunuz. Önceden tadına bakıyorsunuz. Tadına bakıyoruz diyoruz ki ondan sonra pazara öyle kabul ediyoruz. Tabii yazın burası çok güzeldi. Aşağı yukarı burada yaklaşık bir 300'e yakın stand vardı. Böyle kışa girince biraz daha böyle şey yapıyor. Ama şu anda hem buraya alışverişe gelenler hem de burada satmak için gelenler, buraya tezgah açanlar gayet memnun olduğunu görüyoruz. Bayan yoğunluğu var zaten burada belli yani el emeği ürünü satıldı. Şimdi evet. Buyurun beraber gezelim hem de gezerek konuşalım. Mesela şuradaki tezgah diğerlerinden çok farklı. İlgimi çekti. Bir izin verirseniz kendisiyle konuşacağım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Ne satıyorsunuz? Buradaki diğer ürünlerden biraz farklı bunlar ama. Evet, benim ürünlerim daha çok el işi tablolar. Filografi tablolar. Neyden yapıyorsunuz bunları? Tel mi onlar? Çiviler ve teller.
Sadece çivi ve tel kullanıyor. Tel, başka bir şey yok. Da. Özel müşterilerim var, gelip beni buluyorlar. Mesela geçen hafta yoktum, gelip beni aramışlar yine müşterilerim sağ olsunlar. Size de kolay gelsin. Öncelikle bu bayanlar neye göre nasıl seçiliyorlar? Nereye başvuruyorlar? Bizim burada olmazsa olmaz şartımız el emeği ürünü olması. Bu yiyecek olabilir, bu giyecek olabilir, bu şekilde süs eşyalar olabilir. Şimdi özellikle Büyükşehir Belediye'mizin İSMEK kursları biliyorsunuz dünyada örnek bir proje. Oralara gidiyorlar. İlk başlarken belki meslek öğrenelim diyorlar. Orada arkadaş grubu ediniriz. Böyle bir aslında evde can sıkıntısından kurtulma adına başlanıyor. Başlandıktan sonra öğreniliyor. Öğreniliyor bu sefer. Canı sıkıldığı zaman bir şeyler yapıyor. Nereye koyacağım telaşı başlıyor. Evin bir köşeleri dolup taşıyor. Birisine hediye etse o sınırlı sayıda. Onlar da gelip burada kendi şeylerini yapabiliyor. Öyle olunca pazarımız çok renkli hale geliyor. Sanırım yani, ben girişte de şeyi söyledim. Bu ürünleri satanların daha doğrusu hiçbir ürünü hazır almış olmamaları tabii, gerekiyor değil mi? Tabii. O şart var öncelikle. Yani el emeği ürünü olması. Yani orada şartımız bu. El emeği ürünü olunca da işte yöresel şeyler yapıyorlar burada. İşte ne bileyim memleketinden işte turfanda şeylerini yapıyor. Bu şekilde turşu yapıyor. Yanımızda turşu var. Bu da el emeği ürünü. Peki neye göre şeyi ayırıyorsunuz? Mesela şimdi herkes turşu mu yapmak istiyor? Siz böyle standları belli gruplara göre böldünüz mü? Nasıl bir şey? Yönlendirme yapıyoruz. Burada bizim pazar idaremiz var. Onlar diyor ki yani işte herkes turşu yapmak istiyor. Bu sefer diyor ki siz hepiniz turşu yapmayın. Şunları şunları da yapın. Burada işte listelere bakıyorlar ama zorlama yok. Çünkü asıl olan el emeği ürünü olduğu için kendi becerisi neyse bu sefer deniliyor ki turşuyu yapan bu sefer sarma yaprağı da yapabilir. Doğru. Şunu şunu da yapabilir. Bir de hepsinin ilk girişte de konuştuğumuz hanımefendi bize söylemişti. Aslında böyle bir deneyimleri yok. Bir yok. Çeşit bu işin amatörü aslında tabii, hepsi. Tabii. O da önemli galiba. Ona dikkat ediyor musun? Mesela profesyonel olarak başka pazarlarda bu işi yapmış kişilere de burada tezgah veriliyor mu? Verebiliyoruz tabii. Mesela burada el emeği ürünü olması meselesi. Burada da şunu görüyoruz. Bazıları gerçekten aile bütçesine katkı olsun diye buna ihtiyacı olduğu için yapıyor. Bazıları da aslında buna çok ihtiyacı yok ama becerisini ortaya koyma adına. Bunu. Sosyalleşme bir şey. Tabii bir nevi sosyalleşme. O zaman sizden çok kısa izin isteyeyim. Burada alışverişe gelen iki kişiyi buldum. Şimdi tezgahın arkasında da önünde de bayanlar var sadece. Kim burada bir şey satıyor, kim alıyor anlayamıyorum. O yüzden merak ediyorum. Böyle bir pazar farklı mı sizler için? Benim için bu pazar çok özel. İstediğim her şeyi bulabiliyorum. Gerçekten açılması için Mevlüt Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Tezgahların arkasında komşularınıza rastlıyor musunuz? Aynı yerde oturuyorsunuz galiba hepiniz. Ben şimdi ilk defa böyle bir pazar olduğunu gördüm. Çok güzel, hijyen şekilde. Yani istediğini, her istediğini arayıp bulduğum bir yer. Yani başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir şey yaptığı için. Tezgahlarda hiç tanıdık kimseyi gördünüz mü? Yani arkadaşlarımızı, komşuları gördük. Peki siz de yapar mısınız şimdi böyle ben de geleyim bir şeyler satayım? Evet, evet. Yani. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi burada da her şey var ama siz ne yaparsınız mesela? Yani şu anda benim sağlığım müsait değil ama gönül ister aile bütçesine katkı olması için. Fırsat olursa ben de yaparım diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederiz. İyi alışverişler size. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba. Siz de her tür yiyecek ürünü satıyorsunuz ama. Evet, hoş geldiniz, buyursunuz. Sağ olun. Hangisi uzmansınız? Hangisi sizin iyi ürününüz? Yani elimden geldiğince işte her şeyi yapmaya çalışıyorum ama tatlımı çok tercih ediyorlar. Tarhanam çok tercih ediliyor. Sabah kaçta açıyorsunuz tezgahı? Sabah ben 9.30'da geliyorum açıkçası buraya. Çok yani şu tepsinin tamamı neredeyse bitmiş olduğu üzere herhalde çok seviliyor baklavalarınız. Ben 3 tepsiye yakın satıyorum bir günde. Evde kendi imkanlarımla bunu yapmaya çalışıyordum ama başkanımızdan Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Bunu da burada belirtmeden geçemeyeceğim. Bizlere bu imkanı verdi. Özellikle açıkçası ben okumadım. Yani aile katkısına maddi olaraktan katkı yani benim de bir etkim olsun istedim. Hissediliyor mu evde yani birinin ya daha para kazandığı yani bu farkı anlayabiliyor musunuz şu an? Tabii ki ne demek. Öncelikle ben kendimi çok daha mutlu ve
güvenli hissediyorum. Yani evde oturmuyorsunuz boş vakit. Aynen öyle. Boş vakitlerimi yani elimden, her bayanın elinden en iyi bir şey geliyordur. İlla ki bu el işi olabilir, tekstil olabilir, gıda olabilir vesaire. Ama ben gıdayı seçtim. Elimden geldiği kadar da işte emek vermeye çalışıyorum. En iyisini üretmeye çalışıyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi Sayın Başkan, en çok ortak noktası şu. Hanımefendilerin şeyi söylüyorlar. Kendini mutlu hissediyorlar. Ekonomiye katkı sağlamak. Yani bu bir çeşit mikro kredi vardı. Şimdi ödül aslında, de almıştı hatta o proje dünyaca ünlü. Çok benzettim ben ama. Şimdi aslında biz burada şimdi biraz önce tezgahta duran bayan da bunu bahsetti. Bazıları aslında kimseye bahsetmeden kendi evinde yapıp tanıdığı komşulara bunu yapabiliyor. Çünkü ihtiyacı var, ekonomik ihtiyacı var. Evde bir şeyler yapıyor. Onu yapıp komşularına satıyor. Şimdi bu manada çok ihtiyaç sahipleri var. Biz onlara şu anda mikro kredi de açıyoruz. Diyoruz ki sen burada günlük yapacağın şeyin malzemesini almak için paran yoksa gidip borç alıp da şey yapmak yerine biz size mikro kredi kullandırtalım. Yani mesela arkadaki bayan eğer çok iyi baklava yapıyor ama baklava yapacak malzemeleri almaya imkanı veriyorsun. Biz veriyoruz, mikro kredi kullandırıyoruz. Bu mikro krediden alıyor, daha sonra bize ödüyor. Bu şekilde yani 1000 lira, 2000 lira biz bunu veriyoruz. Bunu kazandıkça bize ödüyor. Gidip de herhangi bir yerden borca bir şey almak yerine bizden mikro kredi kullanıyor. Bir nevi bir iş yeri kurmuş oluyor burada. Doğru. Küçük bir gerçekten bir işe başlamış oluyor her şeyden önce. Şimdi sizinle tekrar konuşacağız. Ben burada da tekstil ürünleri var. Dikkatimi çekti. Bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz? Evet canım, ben yapıyorum. Peki ne zamandır yapıyorsunuz? Bu pazar olayı çıktıktan ben sonra mı? Beylikdüzü'ndeki pazara çıkıyordu. Alışkanlığım da var. Sağ olsun başkanımız da burada organize etmiş. Baya da devam etmeye başladık. Siz yani ev hanımısınız, evde mi yapıyorsunuz? Evde yapıyorum, evet evet. Değerlendiriyorum vaktimi. Peki şimdi bugüne kadar belki kendinize yapıyordunuz, belki eşe dosta yapıyordunuz. Şimdi artık satıyorsunuz. Nasıl bir şey? Güzel bir duygu yani. Pişmanım şimdiye kadar böyle bir şey yapmadığıma, eşimin eline baktığıma pişmanım yani. Ne güzel. Peki bu şeyi gördüm şimdi, burada neyi var değil mi? Evet. Kim çalıyor onu, kim çalıyor? Ben çalışıyorum. Siz de beraber mi satıyorsunuz? Anne kızız biz. O yapıyor, ben de müzik eşinde icra ediyorum. Peki çok kısa bizim için bir çalar mısınız? Merak ettim ben şimdi. İlginç bir pazar deneyimi olacak. Peki. Peki çok teşekkür ederiz, kolay gelsin. Çok da renkli bir pazar Sayın Başkan. Müzikle anne kız müzikle çalaraktan yapıyorlar işlerini. Çok renkli bir pazar. Şunu merak ediyorum, haftanın kaç günüydü? Haftanın bir günü sadece bayanların olduğu pazar. Yani bu el emeği ürünleri ve salı günü. Peki son olarak ilgi görürse uzatmayı düşünüyor musunuz? Şimdi biz bu mevcut pazarımızda orijinal bir pazar. Yürüyen merdivenden asansörüne. Her bölgemizde biz bu şekilde pazarlar kurmak istiyoruz. Bu pazarlarımızda haftada iki gün normal pazarlar, haftada bir günde bu şekilde pazarlar. Burada gerçekten işini çok düzgün yapanlar haftada bir gün yetersiz kalabiliyor. İşte eşi vefat etmiş oluyor, da ihtiyaçlar oluyor vesaire. Haftada bir gün çalışmak yerine diğer pazarlarımızda da aynı bu türden yerler açtığımız zaman bu sefer haftanın birkaç günü bu işi yapmak ihtimali gündeme gelecek. O şekilde olduğu zaman burada gerçekten burada başlayıp da belki bir 10 sene sonra hastaneler, pastaneler zinciri yapabilecek. Ne güzel çıkartacak. Olur, ne güzel olur. Biz de o zincirleri haber yaparız İnşallah. Belki. Çok teşekkür İnşallah. Ederiz Sayın Başkan. Başakşehir'deki Hanımeli Pazarı'ndaydık. Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal bize yardımcı oldu. Onun eşliğinde pazarı gezdik. Şunu hatırlat, haftanın bir günü burası açık. En önemli şartı da bu pazardaki herkes Başakşehir'de oturmak zorunda, satış yapanlar. Ama buraya alışverişe gelmek isteyenler için böyle bir sınırlama yok. Bütün İstanbulluların gelip görmesi gereken çok ilginç bir pazar diyelim ve onları da buraya davet edelim. Gündeminde bu bölümüne son noktayı koyalım.